Ama bizim doğal olarak meyvelerden ve hazırladığımız ve bir takım şifalı otlardan koyduğumuz bir karışım var. Elmanın kabuğunu soyuyoruz. Mutfakta bayağı başarılı hissediyorum siz Zayda Hanım. Öyle mi? Fena değilim sanki. Çok güzel soyuyor Zayda Hanım. Her şeyi estetik. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın dedim. Bak gitti işte yarısı. Amin. Normalde ben bunu böyle bütün soyardım, olsun. Elmanın kabuğunu soyuyoruz. İncecik mi soymak lazım? Biraz böyle etli tarafından alıyorum etli ben ama. Etli tarafından koyabilirsiniz. Güzel oluyor o. Etli kısmını bırakalım. Koçan kısmını da ayıralım şimdi. Nasıl yani? Şimdi buralarını... Şöyle. Buyurun. Şunu kaldırayım size da şöyle. Size katılıyorum. Çok heveslendirdiniz. Şöyle. Ha, orta kısmı mı? Orta kısmını alacağız ve çekirdekli olarak. Güzel. Öksürük, bunu şurubu... Bunu yesin çocuk. Çayı yapıyoruz. Evet. Bunları böyle kaynatacağız. İsterseniz şunu içine koyalım. Evet. Bunu kaynatmamız mı gerekiyor? Evet. Demli... Bunu demleyecek miyiz, kaynatacak bunu mıyız? Bunu kaynatacağız. Çünkü... O zaman... Evet. Aynen öyle. Çok yaşa. Tamam. İçine bir tane çubuk tarçın koyalım. Tamam. Gel. O da yavrum, nasıl yönetmenimden, nasıl korkuttuysan... Zencefil Allah'ı, korka koyalım. Korka korka geliyor kadıncağız. Gel aşkım gel. Zencefili görmüyorum. Hakize'yi çıldırtıyorum yukarıda da orada. Hakize ablacığım benim. Şimdi öksürük şurubu yapıyoruz. Yani şurup niyetine biz çay dedik, daha güzelini buldu profesörümüz. Evet. Kabuklarını koydum. Koyduk. Koçanını da koyduk. İçindeki şeylerle beraber. Evet. Evet. Çekirdeklerle beraber. Taze zencefil var mı? Çubuk tarçın. Çubuk tarçın. Zencefil koyalım biraz. Burada kuru var. Taze mi istiyorsunuz? Karanfil koyuyorum iki tane. Kuru zencefil de olabilir. Bunun toz halinde olan kısmından da şöyle bir çay kaşığı koyalım. Şöyle. Ihlamur. Ihlamuru görmüyorum. Ada çayımız var. Bakayım. Tüh, yok galiba. Olsun, biz ihlamur görmüyorum. Olsun. Ama biz biliyoruz, ıhlamur da koyalım içine varsa. Aslında civan perçemi de iyi gelebilir. Bir miktar bundan koyabiliriz. Az bir şey. Bir şey koyabiliriz. Bunun dışında ıhlamuru da koyduk. Evet, bunu kaynatacağız şimdi. O zaman ben suyun içine sonra, koyuyorum. Evet, koyalım. Şimdi şöyle yanınıza geleyim de bir içindekileri görün. Şöyle geliyorum müsaadenizle. Bu çok önemli. Herkes öksürüyor, tıksırıyor. Bunu çocuklar için dedik de kendimiz de yapabilirmişiz yani. Öksürük için aslında şurup yapıyoruz. İçindekileri tekrar sayar mısınız hocam? Bir yeşil elmanın kabuğu ve koçan kısmı. Zencefil, tarçın, ıhlamur. Bunları kaynatacağız. İki tane de karanfil. Fokur fokur kaynatacağız. Ben bunu şimdi artık ocağa götürüyorum. Bu tarifi lütfen deneyin. Hem sizin için hem bizim için. Lezzeti de çok güzel oluyor. Ay, bu arada az önceki tarifiniz var ya, burada konuşuyor. Evet. Hatta, şunu da bir görebilir miyiz? Nasıl güzel olmuştur? Onu da getireyim yakına. Ben de bir bakayım. Şöyle buyurun. Çocuklarınız için muazzam bir lezzet. Evet, kaynatıyorsunuz. Güzel. Yalnız bu nasıl güzel bir görüntü olmuş böyle. Çok da sağlıklı görünüyor. Ay, benim de aklım şeye gidiyor, diyete de gidiyor. Bu çok güzel diyet yemeği olur. Akşam mesela bunu yiyince kapağı onu kapalı mı? Kapağını kapatın. Onu kaynattıktan sonra altını üstündeki kapağı açın. ve üzerine yarım limon. Peki dakikası var mı? Soğumaya başlarken de bir kaşık bal. Bu süper bir şey. Bunu içerlerse hem balgam yumuşuyor, hem de ekspektoran dediğimiz balgamı attırma refleksi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla süper bir içecek. Bu öksürük çayı yazıyoruz ya, onu şurubuyla değiştirelim arkadaşlar. Daha özel bir şey yaptık çünkü. Çayın dışına çıktık, bu öksürük şurubu gibi oldu yani. Öksürük şurubu çayı gibi diyelim. Öksürük şurubu çayı oldu, bu öyle yazalım. Tam net ve güzel olan anlatımı o oldu. Evet. Peki. Bu çok faydalı çocuklar için. Ama çocuk öksürük olmasın, korunsun enfeksiyonlardan diyorsanız tonik gibi bir şey tarif edeyim. Gene bu yeşil elmanın kabuklarını
soyduktan sonra isterseniz soymadan da yapabilirsiniz. Bir yeşil elma ile 1,5 santim kadar taze zencefili katı meyve sıkacağından geçirin, sıkın. İçine bir kaşık bal koyup sabahları çocuğunuza içirin. Ha. Elmanın yeşil olması önemli. Çünkü niye? C vitamini kırmızıya göre en az 2 misli fazladır içinde. Elma bir çocuğun diyetinde çok önemli. İçinde anti alerjik maddeler var, anti enfektif dediğimiz mikroba karşı maddeler var. Enflamasyonu önleyici maddeler var. Bir de antioksidan. Onun için ne varsa çocuğa, yeşil elma da var. Evet, çok oldu. Önemli. İngiltere'de çok geniş çalışmalar var bu elma konusunda. Elmayı diyette de tutun, elmayı okul çantasına da koyun. Bir elma çocuğunuza mutlaka yedirin. O kadar enteresan bir meyve ki içinde kelin diye bir madde var. Bu madde bronşları genişletiyor. Özellikle astmatik çocukların bir numaralı meyvesi. Harika.